Tamam. Biliyorum, biliyorum. Takip edin siz burayı. Erol. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Yaralarımız çok iyi. Başımız sağ olsun. Aşırı derecede bir yaramız var. Bizden önünde en fazla zayıf bende var. Evet. Ama evet. Gereken yardımlar zamanında evet. Gelmedi. Hala çekiyoruz. Evet. Hala insanlarımız aşağıdadır. Evet. Bize çok acil olarak konteyner lazım, çadır lazım, bir de gıda maddesi lazım. Benim oturduğum mahallemin muhtarı Sayın Genel Başkan. Bugün bir toplantı yapıyoruz. Çadırlarımız pazartesi geliyor, konteynerlerimiz var. Allah sana da ulaşıyorlardır muhakkak. Türkiye'de çadır bulamıyoruz. Yani evet. Para var vereceğiz ama çadır nereden alacağız? Dün çağrı yaptım dedim. Kimin elinde çadır varsa fiyatı ne olursa olsun gelip alacağız arkadaşlar. Dağıtacağız yani. Genelde çadır, insanlarımız evet. Şu anda dışarıda. Odunumuz dışarıda, yok. Evet. Odunumuz yok. Evet. İnsanlarımızın %80'i hep dışarıda. Ve şu anda geceleri ölürken evet, hırsızlar abi. Çok dolaşıyor, yağmacılar çok. Bunları önlememiz yağma lazım. Yağma konusunda evet. Çok büyük sıkıntı. Yani öyle büyük bir ya. Sıkıntımız evet. Var. Yani Lumine Mahallesi deyip geçmeyin. Evet. Lumine Mahallesi şu anda 22 bin insan. Ve İskenderun'un en fazla gecik altında kalan Lumine Mahallesi'dir. Yani tamam, biri de evet. biri de bir. Benim değişen bir şey yok. Öyle. Ama öyle. Yardımlar oraya çok geç gidiyor. Tamam. Şu anda ben bir muhtar olarak Ersak dağıtımında da bile dahi beni engellediler. Engelliyorlar. Sen böyle bir şey olamaz. Kim engelliyor? Bugün bir gün Milli Eğitim Müdürümüz, Milli Eğitim Müdürü kalkıp da kendisi benim mahallemin ne olduğunu bilemez. Mahallemin sorumlusu eğer bendeyse onu ben yöneteceğim. Başkası muhtar yönetemez. Muhtar bir. Ama elimden aldılar. Elimden aldılar. Dün yetkililerini elinden aldılar. Kim aldı? Ben konuşacağım. Evet. Ben sonra konuşayım. Evet. İleteceğim tamam. Ben muhtarım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Geldiğim muhtarım. Moralini bozma, çalış. Biz arkandayız. Ben dört gece, dört gündüz ayakta kaldım. Ondan sonra kendimi hastanede bulduk. Evet. Kendimizi hastanede bulduk. Evet. Çok şükür dayanabildiğimiz kadar dayanıyoruz sayın başkanım. Çok teşekkür ederim. Dualarını bekliyorum. Büyük bir ülke bekliyorum. İnşallah. İnşallah. Bir müşahide gerçek. Bir de başlasın yaramız. Evet. Ayaklarınızda sağlık. Evet. Deprem değil bu, gerçekten bir kıyametti. Ama o andan sonra beklediğimiz devletti ve beklediğimiz sadece ama sadece bir çaresizlik var, başka bir şey yok. Bunlar da çaresizlik. Başka bir şey yok. Sayın Başkanım, kendi gücümüzle çalışıyoruz. Kendi çocuklarımızla çalışıyoruz. Sayın Başkanım, torunları aşağıda inir. Benim 4 tane torunum gelin içeride. Ben 3 gündür, ilk 3 gün kimse gelmedi. Benden başka, benim çocuklarımdan başka, benimle çalışan olmadı. Ondan sonra makineyi indirdim, önlediler, çalıştırmadılar. Ekibin bir kısmına sağ olsunlar Ankara'da, danışmanımız Ankara'dan getirdi, bir kısmı Ankara'dan geldi. Üçüncü günün sonunda, dördüncü gün itibariyle buraya geldi. Ve çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz, halinde yaşıyoruz. Arkaya oyak Erdemir'den birini göndermiş, adamlar harfiyat yapıyor gibi. İkinci günü gece arkadaşlar geldiğinde alt taraftan girecektik. Herif kendini yetkili zannetti. Adam arkadan harfiyat yaparak biz ara koridor açamadan inşaatın düzenini de bozdu. Kendine başına herkes burada bir iş yapmaya çalıştı. Apayrı bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani burada Hatay'ı yalnız bıraktılar. Ve dün rivayetin bir tanesi diyor ki Maraş'ta deprem olduğunda Hatay AFAD'ı diyor, AFAD başkanı diyor. Maraş'a gönderdi, Hatay diyor AFAD'sız kaldı. Böyle bir durum olabilir mi ya? Yok. En büyük sıkıntımız sayın. Yani. Çadır, yani dün çadır yapıyorlar. Ha, gördünüz çadırı. Evet. Çadırın üzerinde hiçbir şey yok. Abi çadırlara kadar geçti. Çadırların hiç önemi de yok. Biz insan, bu insanlar deprem öldürmedi. Bu insanları yardımsızlık öldürecek. Yani doğru dürüst çalışılsaydı burada hiç olmazsa 100 kişi var içeride şu an. Kurtarabilirdik. Ben 40 senedir bu işin içindeyim. İşte beni sokmuyorlar oraya. 10 senedir istiyoruz buraya, ruhsat vermediler. Bile bile katliam geldi buraya. Bile bile. Ruhsat vermediler, onay vermediler. Almaz Bey. İnşallah bir mucize. İnşallah Allah'tan bir mucize bekliyoruz artık. Allah'ım canlarını bize esirgesin. Dualarınızı eksik. Alsasya'ya geçerken sizi mutlaka görmek istedim. Yüreğinize sağlık. Sayın Genel Başkan çok teşekkür ediyorum. Allah'ım Allah'ım onların acısını bize sağlasın. Evet. Biz de Sayın Genel Başkan İstanbul'da toplantı sizi geleceksiniz. Toplantıya katılmak için o yüzden burada değiliz. Evet. Demek ki kaderimiz bu. Yüreğinize sağlık. Sağ olun. İlginiz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Varınızı seviyoruz inşallah.
Sağ ol. Allah razı olsun başkanım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.